COVID-19 salgını 2019'un Aralık ayından beri hayatımızda. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları sonrası Sinovac aşısı ülkemize getirildi ve mücadelemiz devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası aşılar üretilmeye ve uygulanmaya başladı. Peki şimdi sokağa soralım, aşıyla alakalı neyi merak ediyorlar ve cevabı da uzmanından alalım. Acaba benim vücudumda bir hasar bırakır mı veya alerji yapar mı? Çok çok düşük oranda bir alerjiyen etkisi var. Bu bütün aşılar için geçerli. mRNA aşısının biraz daha alerjen olduğunu biliyoruz. Bizim uyguladığımız inaktif aşı, ülkemizde uygulanmakta olan, bir miktar daha güvenli, alerjiler açısından daha güvenli. İleriki zamanlarda herhangi bize bir böyle negatif veyahut da olumsuz bir yönde etkisi bulunur mu diye merak ediyorum gerçi de. Yan etkisini falan sorardım herhalde. Yan etkisi falan olabilir mi diye. Biz şu anda 1 milyon kadar yaklaşık kişiyi aşılamış bulunuyoruz. Bunun birçoğu da sağlık çalışanları olmakla beraber çok ciddi ölümcül bir yan etki görmedik. Türkiye'nin aldığı aşıyla diğer ülkelerin aldığı aşılarda ya da hangi ülkenin ürettiği aşıların farklılıkları nelerdir? Teknikleri birbirinden farklı. Etkinlikleri arasında ufak farklılıklar olabilir. Bir tanesi virüsün genetik materyali mRNA'sı kullanılarak yapılıyor. Diğeri ise inaktif aşı. İnaktif aşı bizim çok uzun süredir kullandığımız, bildiğimiz bir aşı. Soru işareti derken acaba hani diyorlar ya çip takacaklar falan filan muhabbeti dönüyor. Bir olabilir mi diye de bir düşünüyoruz yani, bilmiyorum. Bütün bunlar insanların aklına gelen tuhaf fikirler diyelim. Çok inandırıcılığı olmayan, geçerli olmayan, bizim de aklımızın ucundan geçmeyen teoriler. Yani bence olmamız gerekiyor. Sıramız geldiğinde olacağız. Ortadayım, yaptırıp yaptırmamak arasında. Türk doktorlarımıza hem de bunu araştıran bilim insanlarımıza güvendiğim için benim bununla alakalı hiçbir şüphem yok. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur ve bu daha da sık olur.